Ne çok dram yaşandı, yaşanıyor bu ülkede hakikaten. İnsanları bu Bu noktaya getirdi. melodram, Melodram, evet. hani sandal atınca Melahat'ın şarkısı var ya, onun gibi. Ay. Şimdi sen bunları söyleyince birden niyeyse aklıma Türkiye'deki eski gece hayatı geldi. O sanatçılar, o Grand Tuvalet gidilen gazinolar falan. Çok böyle hayal meyal gazetelerde ilanlar verilirdi. Onlar geldi aklıma. Niye bilmiyorum. Evet. Sıra kızından Astolis'e kadar Yıldırım Evet. Bey'di kendi elbiseleri. Luna Park, Evet. Bebek Belediye, Maxim, Türkan Şerbetçi, buradan selam olsun. Çok sevdiğim bir hanımefendidir. Eşini katlettiler biliyorsun. Tabii Türkan Şerbetçi deyince Sarayburnu'ndaki son gazinoda hemen arka masamda oturan Ali Eyüboğlu aklıma gelir. Yanında Yaşar Çakmak. Yaşar Çakmak'ın hayalindeki Nur Erbay, Rauf Erbay'ın kızı, Ankara Devlet Konservatuarı'nın Tanju Okan'ın ilk karısı. Ay, ben de çorap söküğü gibi gidiyor magazin, biliyorsun yani. Böyle kara kutu. Acayip gidiyor. Bir anda kaçık çorap gibi oluyorum. Neyse, şunu söylemek isterim. O zaman da tabii ki Astolis'ler, gazinolar vardı. Maxim'in beyaz peynir ve pastırması hiçbir yerde yoktu, ama o gazinoların en ön masalarında oturan gazeteciler vardı ve o gazetecilerin hesaplarını gene gazete patronları öderdi. Ve o Astolis'ler gene gazete patronlarının koynunda geceleri geçirirlerdi. Son dönemler böyleydi. Tabii ki ben Gönül Akkor'dan, Müzeyyen Senar'dan, Hamiyet Yüceses'ten, Zeki Müren'den, bunlardan bahsetmiyorum. Yani benim bahsettiklerimin kim olduğunu siz gayet iyi anlıyorsunuz. Beş kat kadın çorabı giyip bacağının sarkıklığını saklamaya çalışanlar. Maalesef kalite meselesi. Kalite değil annem, outlet, outlet, devlet, outlet. Ay geçen gün şey yazmışsın ya, H&M'in neyi? Polyester. Hayır, Nagihan'a yazdım. Ay, bana saldırdılar. Kadın acı çekmiş. İşte şiddet görmüş. Adam parayı al, Bankasya'nın kredisi. Gazete Ha. okuyanlar hapse atıldı o ülkede. KHK Ya. zulmü yaşanıyor o ülkede. Aynen Neler öyle. çekti insanlar? Sen hani işte yalı dairesi, yalı da değil ha, apartman dairesi. Zannetmeyin ki Şekerahmet Paşa yalısı yani. Hani onlara nerede onlar? Ama işte susan dilsiz şeytandır. Bunca yıl kocam entelektüel, kitap okur falan filan diye kanal kanal gezdiniz. Her şeyi yaptınız. Sonra çıktınız. Bir kere darp raporu olmadan inanmıyorum. Çünkü Nagihan'ın dediklerine inanmıyorum. Çünkü çok yalan söyledi. Ya da doğruları söylemedi. İki, darp raporun varsa çıkarsın gidersin adamı tutuklatırsın yani, bu kadar basit. İki, Evet. davası olmaz. Ölmüş bitmiş bir ortaklıkta. Sırf kredi ve para yüzünden bunu yapıyorsan çok ayıp. Üçüncüsü, ben ona kötü bir şey yazmadım. Seni uyarmıştım, H&M'den polyester elbise giyme yazdım. Ama o serbestiyet mi, sepetiyet mi ne, oradan bir tane zibidi saldırdı bana internetten yani. Aa, onu Ya saldıran görmedim. adamın profil resmi bir yalı restoranın önüne kaçak beton rıhtım dökülmüş. Boktan Kütahya tabak önünde çatal bıçak ve içinde yemek yok. Üzerinde de katiyen aşağılamak için söylemiyorum ama halk otobüsü şoförü gibi lacivert bir eli, mavi kısa kollu gömlekli olan bir adam bana saldırıyor internetten yani. Bir dakika ya. Ben adamı verevden yırtarım, o verlek tutmaz. Bir kendine gelsene sen, Üsküdar Üniversitesi. Evet. Büyük cesaret. Büyük cesaret Bana. peki. Ay, bir Okşan'ı arasam her şeyi anlatacak ama işte şimdi ne yapayım? O okşan da yani aldı yürüdü gitti. Kız Okşan'ı okşamayan kalmadı Ankara'da diyorum sana ya. Okşan Oyalım. Çukur Ambar'ın gülü. Ya vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Einstein bile hiç kalır Barbaros Şansal'ın beyninin karşısında Yok yaz canım, demiş Emrah. abartma, bu meziyet değil, olması Yok gereken yok. yani. O Ya ben coğrafyada sana hayatta kalmak her için, şeyi bak bu değil. Oya, o coğrafyada hayatta kalmak için kafanı çalıştırmak zorundasın.
İki alternatif film var. İnsanoğlu iki delikli bir silindire benzer. Ağzından laf yerine bok, kıçından da bok yerine laf üretebilir. İnsanları orada tatmin etmenin tek bir yolu vardır. İki deliğini aynı anda tıkayacaksın. Hem alttan hem üstten. Bu kadar basit. O coğrafyada ben bu kadar istismara, şiddete, işkenceye, iftiraya, yargılanmaya, linçe, her tür musibete maruz kalmama rağmen ben bu sene 68 yaşına giriyorum. İki ihtilal, üç harekat, dört cezaevi gördüm ben. Ama ben vatansever değil, vatanperverim diye bağırıyorum. Ha? Evet. Vatanseverler utansın. Onlar ağır abi ya. Ay. Şekerim, ablan, canım benim. Ben söylemiyorum. Bu da izleyici söylüyor. Müthiş hafıza ve anlatım becerisi. Necla Hanım yazmış. Yetiş Aras diyor ki tevazuya gerek yok. Yüksek zekalısın Sayın Şansal diyor. Bunun gibi çok özel bir insansınız diyor müzik kanalım. O kadar çok yazan var ki. Sağ olsun. Ben söylemiyorum. Sağ olsun. Herkes kimin nerede olduğunun farkında. Ve bunu Allah'tan iyi niyetle kullanıyorsun bu zekayı ve hafızayı. Kız kötü niyetle kullansam Kuzey Kore, Güney Kore gibi ülke ikiye bölünür. Aynen. Aman ya, yanlış. Küpet bölünmemiş değil ama neydi. Pardon. Senden de çıkıyor arada bir yani. Ha? Senden de çıkıyor arada bir diyorum. Evet. Çaktırma. Barbaros, şöyle birazcık şu şeyi soracağım, ama onu bana çok soran oldu. Demet Özdemir'in kostümü, Yıldırım evet. Mayruk imzalı. Evet. Ondan biraz bahseder misin? Çok eski bir kostüm. Ben onu çok anladım. Eski bir kostümdü. Demet Özdemir'in o gece giymesi. O 2023'e hikayelerden bir koleksiyon. Bizde biliyorsun yüzlerce elbise var. Biz koleksiyonlarımızı satmıyoruz. Bizi aradılar. Hanımefendi bugün de çiçek yollamış bize ve Kıbrıs 3 gün mor çiçek aradı, onun yolladığı çiçeği. Mor istemiş. Buradan Demet'e sevgiler, selamlar olsun. Sevgiler. Bu yeni trend dünyada iyi kreatörlerin, iyi terzilerin 10, 15, 20, 25 yıllık elbiselerini giymek şu an trend. Yani Osman Bey çaputunu giymek değil artık trend. Değişti o işler. İyi elbise giymek istiyorlar bu yıldız kadınlar. Gerçekten bizi şaşırttı Demet Özdemir. İlk defilede, ilk sunulduğunda, Yıldırım Bey'in 50. yıl defilesiydi. Bundan yaklaşık herhalde 15 yıl önceydi. Özge Ulusoy'un defilede sunduğu, daha sonra Victoria Beckham'ın Vogue'da giydiği elbiseyi beğenmiş. Bizi aradılar. Sponsorluk sordular ama biz prensipte biliyorsun kimseye özür dilerim ücretsiz hediye elbise vermiyoruz giymek için. Biz horoslu kostüm mağazası değiliz. Biz de kendisine gerçekten armağan bir rakam söyledik. Yani kumaşının bile maliyeti değil. Elidor firması sağ olsun zaten onun sponsoru fatura bilgilerini bize yolladı. O kadın bedava elbise giymedi. Bedeli ödenmiş bir elbise giydi o gece. Diğerleri gibi sponsor elbiseyle çıkmadı. Kostüm onun dolabına attı. Bir kostüm daha beğendi. Dubai'de giyecek Kasım ayında. Meltem Hakarar'ın dünya güzeli seçildiği yarışmadaki kostümü beğendi. 38 yıllık bir kostüm. Müthiş. Onu da giyecek. Bir tane de benden hediye gidecek Demet'e. Ona bir fatura kesmeyeceğiz. Ne güzel ki Türkiye'deki aktrisler bedava elbise, demek ki jenerasyon değişiyor. Evet. Yani para kazanan, emeğinin karşılığını alan kadınlar artık bedel ödüyorlar mesleklerine, yatırım yapıyorlar. O yüzden Demet Özdemir böyle bir seçkide bulunduğu ve güzel de taşıdı. Tabii çok buradan güzel. Bir eleştirme yapabilirim. O arabada lodos yemiş, ada vapuru gibi yan yatmış fotoğrafını sevmedim. O elbisenin bir özelliği var, yatılı okul bardağı gibidir. Eteklerini çektiğinde katlanarak mini etek olur o elbise. Kumaş benim tasarımım.
Onu tabii konuşmadık, görüşmedik elbise ona teslim edilirken. Keşke bilgisini verseydim. Ama gene de gayet güzel taşıdı. Gecenin yıldızı oydu o kostümle. Ama tabii yıldız Yıldırım Mayruk'tu.